kanunlar geride kaldı. Memleketin huzuru yıkıldı, güveni yıkıldı, itibarı, itimadı yıkıldı. Geçenlerde çok değerli bir kardeşimin dükkanı soyulmuştu, hırsızlar soymuşlar. Baktım perişan, ne varsa götürmüşler. Dedim ki ya bir tedbir almadın mı, müracaat etmedin mi, karakola bildirmedin mi? Hocam dedi, karakola nasıl bildireyim? Karakolda dedi şimdi polislerin de yetkisi alındı, komiserlerin yetkisi alındı. Karakola dükkanım soyuldu diye gittiğim zaman dedi, yakalanan hırsızın yanında evvela ben hırsıza değil avukatla karşı karşıya kalıyorum dedi. Devlet hırsızı avukat tutuyor. Cumhuk diye bir kanun çıkart. Cumhuk ne demekse. Cumhuk diye bir kanun çıkartmışlar. Hırsıza avukat tutmak zorundaymış devlet. Hırsızın yanında devlet yerini aldı. Daha mağdur olan vatandaşın hakkını kim koruyacak? Vallahi dedi, bundan dolayı karakola gitmedim hocam. Avukat beni de yerin dibine sokar dedi. Suçlu ben olurum diyor. Yani öyle bir hale getirdiler ki hukuki yapıyı da, şu anda hırsızlar adeta kahraman kesildi. Herkes hırsızı değil, malı çalınan fukara, mal sahibini ayıplamaya devam ediyor şimdi. Hani Nasreddin Hoca merhumun evinde ne var ne yok hırsız almış götürmüş, hırsızla Kadı Efendi'ye müracaat demiş ki, Kadı Efendi neyim var neyim yok gitti, hırsız aldı götürdü. Ya öyle mi? Peki demiş, kapıyı nasıl kilitlemiştin? İşte normal kilitlemiştim. Kapının altı açık mıydı? Bel iki parmak açıktı. Pencere ne alemdi? Şu, ha yapmamışsın. Niye orayı öyle yapmadın hoca? Niye burayı böyle tıkamadın hoca? Niye şu deliği böyle örtmedin hoca? Demiş ki, Kadı Efendi ya sen hırsızdan yana mısın, benden yana mısın ya? Hiç mi hırsızın suçu yok ya? Vallahi bugün Türkiye Cumhuriyeti bu hale geldi. Hırsızdan yana, fahişeden yana, faizden yana ve deyyusluktan yana. Bütün sistem, bütün kanun, bütün madde zinadan yana. Sistem Allahsızdan yana. Sistem imansızdan yana. Sistem dinsizden yana. İşte bir misal olarak vereyim. Televizyonda uzun zamandır devam eden TRT 1'de